الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أقدة من لساني يفقه قولي توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sohbetimize hoş geldiniz. Bugün Kevser suresindeki hakikatlerden okuyabildiklerimizi paylaşmayı düşündüm. Fakat dün Ma'un suresiyle ilgili paylaşmayı düşündüğüm bir hususu vakit kafi gelmediği için paylaşamamıştım. Ondan bahsedip eğer vakit kalırsa bugün Kevser suresine inşallah girelim. Kevser suresiyle ilgili okuyabildiklerimizden paylaşmaya birlikte Hatırlamaya çalışalım. Eğer bugün ona fazla giremezsek veya hiç giremezsek yarın e, pazartesi günü inşallah e, devam ederiz. E, dün Maun suresinden bahsettik. Orada e, surenin başında din gününü yalan sayanlardan haber var. Şunu e, bilhassa arz etmek isterim. Kur'an-ı Kerim'deki bütün teşvikler, tehditler, haberler her bir insana bakar. Yani kafirlerle ilgili şiddetli tehditlerin de mümine bakan ciheti vardır. Mesela din gününü yalan sayanlar ve böylece kulaklarını haklarını çiğneyenler, yardıma, yardım etmeyenler, insanlarla ilgili yapması gereken vazifeyi yapmayanlarla ilgili o şiddetli tehditten elbette mümine bakan cihet, bir cihet imanın kıymetini bilmeliyim diyecek. Yani kafirlerle ilgili o şiddetli tehditleri Kur'an-ı Kerim'den işiten mümin, okuyan mümin, mesela Maun suresinde okuyan mümin birçok ayette imandan sonra küfre düşenlerle ilgili haberleri de hatırlayarak, hatırlamaya çalışarak imanımı muhafaza etmeliyim. Başta namaz, Allah'ın emirlerine dikkatle ve ihlasla devam ederek imanımı kuvvetlendirmeliyim. İmanın kıymeti bilinmezse iman kaybedilebilir. Ve o kafirlerle ilgili şiddetli tehditlerin, çok acıklı hallerin kapsamına düşülebilir. İmtihan devam ediyor. Dün bilhassa onu öne çıkarmaya çalıştık. Her bir insan devamlı imtihanda. Son ana kadar, son nefese kadar imtihanda. Dolayısıyla müminin kafirlerle ilgili mesela Maun suresinin ilk kısmında haber verilen din gününü yalan sayanlar, yani hayat olarak sadece dünyayı bilenler, yaptıklarının ahirette karşılığının önlerine çıkacağını kabul etmeyen, bilmeyen, düşünmeyenlerle ilgili haberler dinleyen mümin, burada benim de hissem var, bana da ikaz var. Ben imanımı koruma, tazeleme, inkişaf ettirme konusunda gayretli olmalıyım. Dikkatli olmalıyım. Ta ki imanı, imanımı kaybedecek ve Allah'ın gazabını celbetcek hallere düşmemeye dikkat etmeliyim demesi lazım, dememiz lazım. Demek ki imanın kıymetini bilmezse insan, imanını yenilemezse, la ilahe illallah diyerek, Sadece dille değil, kalple dille ve hayat tarzıyla. La ilahe illallah diyerek imanını tazelemezse, yenilemezse, namaz, niyaz, dua, tövbe, istiğfarla imanını geliştirmezse, geriye gider. İmanını kaybedebilir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de pek çok haberler var. Mesela Nisa suresinin 136... 137. ayetlerini ve meallerini okuyabilirsiniz. Okuyabiliriz. İmandan sonra küfre düşenler ve küfürde ileri gidenler. Başka ayetleri hatırlayarak arz ediyorum. İmandan sonra küfre düşerek Allah'ın gazabını celbedenler ile ilgili haberler var. O halde müminin en önemli işi, en öncelikli işi, daima en öncelikli işi Kur'an okuyarak Kur'an'da tarif edildiği gibi kainatı okuyarak, Kur'an'da tarif edildiği gibi hadiseleri okuyarak imanını kuvvetlendirmeye ve geliştirmeye gayret göstermelidir. Gayret göstermeliyiz. Ve Ma'un suresinde o din gününü yalan sayanlarla ilgili haberlerden sonra namazı ciddiye almayanlar, riya için, halka gösteriş yapmak için, namaz kılanlarla ilgili çok şiddetli tehdit var. Tehdit derken o tehditte Allah rahmeti de Allah'ın rahmette gizli. Öyle öyle çok önemli burası. Yani ilahi tehdit aynı zamanda hani celal içinde cemal, cemal içinde celal, gazap içinde rahmet diyebiliriz. O tehditler aslında o tehditlerde benim de hissem var. Şu kısacık dünyada ben de ciddi olmalıyım. Dikkatli olmalıyım diyenlere bir lütuftur aynı zamanda. Zaman zaman misal vereyim. Mesela yollarda bir yerde çok kaza oluyorsa, yani yolun durumu fiziki şartları değerlendirilmekle beraber, değiştirilmesi gerekiyorsa yeniden düzenlenmekle beraber, düzenlenmediği veya düzenlendiği halde çok kaza oluyorsa, orada birçok ikazlar, levhalar, belki yanıp sönen lambalar, aman dikkat! Orada çok kaza alıyor. Denir. Ve araba kullananlar ikaz edilirler. İşte kaygan zemin var. Heyelan tehlikesi var. Değil mi? Böyle işaretleri hepimiz hatırlarız. Demek ki namazı ciddi almayan, namazı ve diğer mükellefiyetlerini, orucu zekatı, tesettür ve diğer mükellefiyetlerini hakkını vererek yerine getirmeye dikkat etmek yolunda ilerlemeyenler, şiddetli bir tehdidin hedefinde olmakla aynı zamanda korunuyorlar. Yani tehlikeye düşmüşse çıkış yolları gösteriliyor. Tehlikeye düşmemesi konusunda mümin de daima ikaz ediliyor. Cenab-ı Hakk'ın ikazlarında lütfu vardır. Dolayısıyla o lütfun tecellilerini de görmek lazım. Bir koruma vardır. Tehlikeye düşülmemesi için o şiddetli ikazlardan mümin de istifade etmelidir. Hepimiz e, oradaki bize düşen nasibimizi almaya çalışmalıyız. Şimdi namazı ciddi almak ne demektir? Neden Bakara suresinin ilk beş ayetinde takva sahiplerinin vasıfları saydırırken imandan sonra namaz kılarlar denilmemiş? Namazı hakkını vererek kılarlar. Yukimüne salat denmiş. Dün konuştuk. Tekrar o konuya girmek istemiyorum. Fakat devamında riya tehlikesinden bahsediyor. Riya. Değerli izleyicilerimiz bu riya ihlasın zıttı. İhlas ne? Yapılan işi namaz, oruç, zekat, hac, anne babaya hürmet, hizmet, çocuklara iman dersleri vermek, insan haklarına, komşu haklarına, akraba haklarına riayet hepsinde Allah emrettiği için o İşi yapmak ve Allah'ın rızasını ümit etmek. Ve Allah'ın vaat ettiği o amellerle, o işlerle ilgili Allah'ın vaat ettiği mükafatın, asıl mükafatın ahirette olur bilmek. Dünyada değil. Dünya mükafat yeri değil. Burasını da altım çiziyorum. Dünya ibadet yeri, faaliyet yeri, ebedi ahirete hazırlık yeri. Mükafat ahirette. Diyebilirsiniz ki, Bazıları diyebilir ki evet burası mükafat yeri değil. Bunu biliyoruz, duyuyoruz, okuyoruz. Mükafat ahirette, mahkemeyi kübra'da muhakemeden sonra Allah'ın lütfuyla cennete girenler ebedi nimetlere kavuşacaklar. Mükafat orada. Fakat dünyada da mesela namaz kılınca ruhumuz rahatlıyor. Kalbimiz ferahlıyor. Oruç tutunca da beden bir sağlığa kavuşuyor. Ruh sükunete kavuşuyor. Bunlar mükafat değil mi? Bunlar mükafat değil. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın her şeyi kuşatan rahmetiyle, emirlerine riayet edenlere, lütfuyla o hayırlı işlerde devam etmeler için teşvik, teşvik diyelim bunlara, teşvik, benzersiz teşvik, yani insan namaz kıldığında ferahlıyorsa, bu da bir şükrü gerektirir. Bu namaza devam konusunda Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, rahmetiyle bir teşvikidir. Ve aynı zamanda imtihan konusudur. Şükrü gerektirir. Çünkü insan namaz kıldığı zaman bazen ümit ettiği gibi, düşündüğü gibi ferahlamayabilir. Bazıları soruyorlar, namaz kılmaya başlayınca vesvese çoğaldı diyorlar. Olabilir. Çoğalır, azalır. Mümin onlara bağlı kalmaksın. Ben namazımı kılmalıyım demesi gerekiyor hepimizin. Allah'ın emri. Vesvese olsa da olmasa da, kalbim ferahlasa da ferahlamasa da, ben namaz kılmakla mükellefim. Benim asli işim, kainat insana musahhar kılınmış. Kainat insanın, her bir insanın emrine verilmiş. Ve ma halaktul cinne vel insa illa ayetinde ve daha başka ayetlerde de ilan edildiği ve insanın fıtratı da ilan ettiği gibi insan Allah'a ibadet için atılmıştır. Dolayısıyla hem farzlarımıza başta namaz dikkat ederek yaşamalıyız. Hem de diğer işlerimizi, memurluğumuzu, işçiliğimizi, çiftçiliğimizi, evde yaptığımız veya başka yerdeki temizlik işlerimizi Allah'ın rızasına uygun yaparak, Allah'ın rızasını ümit ederek salih amele çevirmeliyiz. Dünya ibadet yeri. Farzlara dikkat, diğer işleri de güzel yapmaya yani salih amele çevirmeye dikkat etmeliyiz. Yani burada ferahlamak veya ferahlamamak bizim asli işimizi yapmamızı olumsuz etkilememeli. Ferahlamışsak şükretmeliyiz. Ferahlamadıysak yani daralma halimiz devam ediyorsa namaz kıldığımız halde ey nefsim vazifeye devam. Mükafat ahirette. Hatta insanın daraldığı zaman, böyle bir manevi lezzet hissetmediği zaman vazifesine devam etmesi daha kıymetli olabilir. Hayrul umuri ahmezuha. Zahmet varsa, buna rağmen vazifeye dikkat edilmişse, bu daha kıymetli, daha ziyade sevap. Mümin zahmet istemez. Bir işi kolay bir şekilde yapmak mümkünse, o kolayı tercih eder. Fakat zahmet varsa, bu imtihan dünyasında zahmetle karşılaşmışsa, mesela namaz kılmakta harici unsurlardan iş yerinde engelle karşılaşmışsa, şimdi namaza daha çok dikkat zamanı diyerek o zahmeti lehine çevirmeli. İçinden gelmiyorsa, bilhassa sabah namazına kalkmak, ey nefsim kalkmam gerekiyor alemleri çeviren, beni bugüne kavuşturan, beni yaradan ve yaşatan, bu kısacık dünyada ahirete hazırlayan Rabbimin emrine riayet etmeliyim. Onun rızasını ümit ederek namazımı kılmalıyım. İçimden gelmese de dememiz lazım. Dolayısıyla asli işimiz ibadetler yaparken farzları ihlas çok mühim. İhlas amellerin ruhudur. İhlasla alakalı, ihlasla alakalı uzun görünür fakat benzeri kelimeler içinde geçtiği için ezberlenmesi kolay. Eğer ezberleyemezsek manasının hatırımızda kalması kolay bir hadis-i şerif okumak istiyorum. Feveylül lil musallin ellezinehum an salatihim sahun ellezinehum yuraun ve el ayetlerini daha geniş anlamak, daha güzel muhatap olmak için o hadis-i şerifi dinleyelim. Heleken nas illel alimun ve helekel alimun illel amilun ve helekel amilun illel muhlisun vel muhlisuna ala hatarın azim. İnsanlar helak oldular. Alimler kurtuldu. ilim sahipleri. Yani burada herkes İmam-ı Azam gibi, İmam-ı Şafi gibi alim olması gerekir diye anlamıyoruz. Ya alim olmalı kişi, ya alimlerin talebesi olmalı, ya alimleri dinlemeli, ya onları sevmeli. Yani kervana iştirak etmeli. Bu dünyaya niçin gönderildiğini hatırlayarak, bu dünyadaki asli vazifesini yapabilmesi için ilim öğrenmesi gerektiğini hatırlayarak, ilim öğreten değilse öğrenen, dinleyen, onların arasında olmaktan mutluluk duyan, ilim öğretenleri ve Allah için öğrenenleri seven, böylece bir yerden o güzel kervana iştirak edenlerden olmalıyız. Zaten sizlerin de programlar dinlemeniz, böyle dini sohbetleri, camiye giden, camiden, e, camideki vaaz varsa onu dinlemeyi tercih etmesi, evinizde, evimizde Kur'an-ı Kerim'le ilgili kitaplar okumamız, o ilim öğrenenler ve öğretenler kervanla inşallah bir nevi iştiraktır. İnsanlar helak oldu. Demek ki alimler kurtuldu. Yani cehalet karanlıktır, ve insanı çok büyük hatalara götürür. Alimler de helak oldu. Amel edenler kurtuldu. Onun için zaman zaman dua ediyoruz. Birbirimize dua edelim. Konuştuklarımızı, dinlediklerimizi, öğrendiklerimizi ihlasla yaşamaya çalışmayı ya Rabbi nasip eyle. Yoksa insan öğrendiği halde yaşamazsa yine helak olur. Evet, ümitliyiz. Allah'ın rahmeti sonsuz. Fakat ciddi olmamız da gerekiyor. Ümit ve ciddiyet dengesini kurma konusunda bize düşen vazifeyi yapmaya çalışmalıyız. İnsan yaşamazsa öğrendiklerini, öğrendikleri yük olur, mesuliyetini arttırır, evhamını arttırır, korkularını arttırır. Dolayısıyla her ne öğrenmişsek ya yaşamalıyız, devamını arz edeceğim Hazreti Şerif'in, ihlasla yaşamalıyız, ya da o anda fiilen yapamıyorsak öğrendiklerimizi kalbimizdeki hal şu olmalı anlayabildiğim. Yaşamam lazım. Ya Rabbi öğrendiklerimi yaşamamı nasip et. Öğrendiklerimi ihlasla yaşamamı kolaylaştırmanı bekliyorum Ya Rabbi de dua etmeli insan. cenab yardım isteyenin yardım gelir. Önü açılır. Evet insanlar helak oldular. Alimler kurtuldular. Alimler de helak oldu. İlmin gereğini yapanlar kurtuldu. İlmin gereğini yapan, amel eden de helak oldu. İhlaslı olanlar kurtuldu. İhlaslı olan kurtuldu. Yani yaptığı işi Allah için yapan, Allah'ın rızasını ümit ederek yapan, Allah'ın vaat ettiği mükafatın, namaz, oruç, zekat, haç ve diğer bütün amellere vaat ettiği mükafatın dünyada değil, ahirette olduğunu bilenler kurtuldu. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Yani bunu anlamak zor mu? Annesine babasına çok hürmet eden, hürmet eden, anneciğim babacığım sizi görünce, sesinizi duyunca, telefon edince rahatlıyorum. Bütün yorgunluklarım geçiyor. Yüklerim kalkıyor. Kuş gibi haflıyorum diyen bir insan. Anne babası insan, insan mal taksiminde ne bileyim torunlarına hediye almakta, hata yaptığında, hata yaptığında, anne babasına sizi çok seviyorum diyen, sildim sizi, sildim. Kime vermişsen malı mülkü, o sana hizmet etsin diyen bir insan, gerçekten önceden anne babasını sevmiş miydi? Onlardaki menfaatini mi sevmişti? Veya arkadaşının çok sevdiğini söyleyen, içtiğimiz su ayrı gitmiyor diyen, bir gün arkadaşından bir şey talep etti, borç, para, arabasını veyahut da bir merasime davet etti, gelmedi, borç vermedi. Arkadaş değilmiş. Arkadaşın böyle zamanda belli oluyor, arkadaş mı değil mi? Bir borç istedik, vermedi. Dediğinde kişi arkadaşın suçluca suçlayacağına kendini gözden geçirmeli. Nasıl? Ben onu sevmiyormuşum. Ondaki menfaati seviyormuşum. Bana borç para vermedi diye hemen insan küser mi? Bu borç para vermek, vermemek, borç para almak alakasının doğması bir vesile oldu. İhlaslı mı değil mi? Şimdi bunları Maun suresindeki riya için namaz kılanlarla alakalı tehdide hazırlık olsun diye söylüyorum. Hazırlık. Hazırlık. Şimdi insan çünkü riya'ya birden düşmez. Hatta başta kimse riyaker olmaya karar da vermez. Düşüverir bazı hatalara devam ederse, riyaya düştüğünün, insanlara gösteriş için namaz kıldığının farkına bile varmadan düşmüştür bile. Allah korusun. Cenab-ı Hak muhafaza etsin ama bu baştan planlanmaz. Bazı şeylere dikkat edilmediğinde adım adım insan riyakar olmaya doğru sürüklenebilir. Demek ki insan arkadaşını seviyorsa Allah için sevmeli ileride işim düşer diye değil. Böyle bir hastalık insana bulaşırsa e bu başka yere sıçrayabilir. Başka yere sıçrayabilir. Orada kalmayabilir. Orman yangını Allah korusun yangınlardan. Misali hoşuma gidiyor. Yani Allah muhafaza etsin ama orman yangında yangın hemen söndürülmeli. Kontrol altına alınmalı. Yoksa yayılır. Deniyor ya onun için ne kadar acele müdahale edilirse o kadar iyidir. Şu telefonu arayın deniyor ya, insan arkadaşını severken ihlaslı olmazsa, dünyada bir beklentiye girerse, hesap yaparsa, hasbi değil, samimi değil, ileride işim düşer diye seviyorsa, e bu samimi değil, ihlaslı değil. Ve bu hastalık, bu problemli hal sadece arkadaşla alakada kalmayıp namazda rüyaya, diğer ibadetler rüyaya insanı sürükleyebilir. Hayat bir bütün çünkü. Evet bir ara o ayrı bu ayrı gibi görünüyor. Fakat bir yanlış davranış düzeltilmezse o başka davranışların da yanlış olmasına sebep olabilir. Demek ki demek ki ihlaslı olan kurtuldu. Annesini babasını severken, arkadaşına muhabbet beslerken, insanlara iyi muamele yaparken dünyada bir beklentiye girerek yapan değil. Mükafatı insandan bekleyen değil. İn ecriye illa alallah. Mükafatı Allah'tan bekleyen ve Allah'ın vaat ettiği mükafatın dünyada değil ahirette olduğunu bilen böylece ihlası koruyan kurtuldu. Hadis-i şerifte öyle geçiyor. Helekel amilun illel muhlisun. İn amel olduğu halde kaybedenlerin durumuna düşmemek için ihlası esas almak gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'deki ihlasla alakalı ayetleri okumak, meallerine bakmak ve ihlasla alakalı hadis-i şerifleri ve tevz açıklamalarını okumak ve dinlemek elzem. Çünkü amellerin ruhu ihlastır. Evet, hadisin sonu nasıl bitiyor? Vel muhlisun ala khatir nazim. İhlaslı olanın da dikkatli olması lazım. O hali muhafaza için daima dikkatli olmak ve Allah'a iltica etmek gerekiyor. Zaten ihlasla alakalı gerçek durumunu kişi bilemez. Fakat zahiri şartlarına uyarak herhangi bir vesileyle bazı hadisleri doğru okuyarak arz ettiğim gibi anne baba adil davranmadığında da ben anne babama öf bile demeyeceğim. Niçin? Allah emrettiği için. Annem babam hata da yapsa ben anne babamı üzmeyeceğim. Neden? Allah emrettiği için, Allah rızası için ve Allah'ın vaat ettiği mükafat ahirette olduğunu düşünerek ben anneme, babama hürmetimi, hizmetimi devam ettireceğim diyen anne baba hatalı davrandığında ihlasla alakalı bir elekten geçmiş olur veya düşer. Sildim sizi derse düştü. Ha tekrar kalkabilir. Özür diler, barışır. İmtihan devam ediyor. Ama anne babası hata yaptı diye hemen onları rendiden daha önceki hürmetlerini yeniden gözden geçirmeli. Allah için seven küsmez. Allah için seven alakayı kesmez akrabalarla, arkadaşlarla. Demek ki ihlas esastır. Amellerin ruhudur. Demek ki namaz kılmaya başlamak. İmtihanın bittiği manasına gelmiyor. Feveylül lil musallin ellezinehum an salatihim sahun ellezinehum yuraun ve yemneunel maun öğreniyoruz ki ihlasla namaz kılan infakla ilgili, başkasına yardımla ilgili, şefkat ve merhametle muhtaç olanlara elinden gelen yardımı yapmakla ilgili vazifelerine dikkat eder. Demek ki namazın hakkının verilmesi infaka, zekat veya sadaka çeşitlerine dikkat etmeye kişiyi sevk eder. Demek ki ihlasla namaz kılan, namazın hakkını vermeye dikkat eden, namazın kıymetini bilen, aynı zamanda yetimlere, yoksullara, mağdurlara, mazlumlara, yani yardıma muhtaç olanlara yapabileceği yardım yapar. Ama namazını ciddi almazsa, namazını ihlasla kılmazsa, çekirdeğin ağaç olmaya doğru inkılabı gibi namazını her vesileyle daha dikkatli kılmaya çalışmazsa, mesela zor zamanlarda da namaza sarılırsa, bu ihlasa kapaçar. İnfakla ilgili yapması gerekenleri yapmaya kıldığı namaz onu yönlendirir. Demek ki namazı ciddiye almayan, Namazda riyaya düşen demek ki infakla ilgili başkasına yardımla alakalı işine dikkat etmez. Yardım etti diyelim. Başkasına yardım etti. Namazda ihlas olmazsa, namazda ihlasla alakalı problemini çözmeye çalışmazsa bu defa yardım ederken de Allah namına değil, kendi namına yardım ederek muhatabını incitir. Onu minnet altında bırakır onu ezmiş olur. Yani Allah'ın verdiğinden para, mal, mülk, güç, kuvvet, ilim, makam, mevki hepsi Allah'ın ihsanı ve imtihan konusu. İnsanlara hizmet ederken, insanlardan bir şey beklemeden, Allah'ın rızasını umarak insanları incitmeden, incitmek, manen incitmek çok kritik. Ben veriyorum dedim insan, muhatap ezilmiş olur. Çünkü ondan hürmet bekler. Hürmet beklemek, muhatabı ezmektir. Dolayısıyla namazdaki ihlas, zekata, sadaka çeşitlerine sevk eder ve orada ihlaslı olmaya insanı götürür. Sadaka, zekatla ihlaslı olmaya dikkat etmek namaza kuvvet verir. Şimdi, insan nasıl rüyaya düşer? Birkaç tanesini arz edeyim. Bugün bu konuyu işlememizde fayda var diye düşündüm. Dün çünkü bir ara bahsettim, sonra çıkınca düşündüm. O rüya kısmına hiç girmedik. Şimdi insan baştan değerli izleyeceğimiz hiç kimse, benim böyle bir duyduğum, okuduğum, dinlediğim mana var. Yani biraz keskin beyan ama iddialı öyle geliyor bana. Hiç kimse baştan ben riyakar olmaya niyet ettim demez. Şimdi riyakarlık çok kötü bir durum. Çok vahim bir durum. Yani Allah'ı unutarak, her an Allah'ın bizi gördüğünü unutarak, kendisi gibi sonsuz aciz, sonsuz fakir, ölüme mahkum insanların iltifatını beklemek insanların hoşuna gitsin diye bir iş yapmak riyakarlık bu kanserle kıyaslanması asla mümkün olmayan bir manevi hastalıktır ruhta büyük tahribat yapar aynı zamanda ruhtaki kalpteki tahribatın yansımasıdır İnsanlara hoş görünmek için bir şey bir şey yapmak ve bunu namazda da böyle davranmak. Böyle bir tehlike var. Ma'un suresinde bu tehlikeye dikkat çekilmiş. O zaman bir mümin namazını dikkatli kılmalı. Namazın hakkını vermeli ki Cenab-ı Hak'tan kendisini ihlaslı kılmasını istemeli. Allahümme bi hakkı suretil ihlas icalna min ibadikel muhlusinel muhlasin duasını yapmalıyız. Yani ihlaslı olmak için bize düşen vazifelere dikkat etmeliyiz. İhlaslı olma halini Cenab-ı Hak ihsan ediyor. Onu Cenab-ı Hak'tan istemeliyiz. Dille dua ederek, fiilen dua ederek, namazın hakkını vermeye dikkat ederek Ya Rabbi bizi ihlasa erdirdiğin kullarından eyle. Namazda, oruçta, zekatta, anne babaya hizmette, hayvanlara hürmette, kul haklarına riayette yaptığımız her işte sadece senin rızanı arayan vaadettiğin mükafatın dünyada değil ahirette olduğunu hatırlayan böylece salih amellere ihlasla devam eden kullarından olmayı nasip eyle diye dua etmeliyiz. Şimdi insan baştan riyakarlığa ni niyet etmez. Böyle anlıyorum ben. Ama riyakarlığa doğru sürüklenebilir. Nasıl en mühimlerinden bir tanesi değerli izleyicilerimiz. İbrahim suresinin 3. ayetini de bilhassa hatırlamamızı istiyorum. Yestahib bunnel hayata dünya ile ahire. Ahirete inandığı halde dünyayı tercih ederse insan burada anahtar kelime tercih. Dünyayı terk etmeyeceğiz. Dünyayı ihmal etmeyeceğiz. Tüccarsak işimizi en iyi yapacağız. Çiftçiysek en güzel şekilde çiftçiliğin gereklerini yapmaya çalışacağız. Fiili duamızı en güzel yapmaya çalışacağız. Memursak, işçiysek işimizi en doğru, en güzel şekilde Allah'ın rızasına uygun yapmaya çalışacağız. Fakat ahireti tercih edeceğiz. Bel tü el hayate dünya vel ahiretu hayrun ve ebka ayetine atılacağız. Mesela daha pek çok ayetler var. Neden dünyayı tercih ediyorsunuz? Ahiret hayırlıdır ve ebedidir. Kur'an'daki haberleri okuyacağız. Ahiretin tercih edildiği nereden belli olur? Beş vakit namaza dikkatle belli olur. Çiftçi, memur, işçi veya tüccar işinin çok yoğun olduğu zamanda dahi namaz vaktinde, şimdi namaz vakti, şimdi en önemli işin vakti, diğer işleri de nurlandıran, diğer işleri de bir nevi ibadete çevren namaz, farz olan beş vakit namaz önde olmalıdır. En önde olmalıdır. Dolayısıyla ben namaz vaktinde namazı tercih ediyorum diyen ahireti tercih etmiştir. Dünyadaki işini dikkatli yapıyor fakat tercihi ahiret. Çünkü Kur'an'da daha başka ayetler de var. Mevzuyla alakalı hadis-i şerifler var. Dünyayı ahirete tercih edenlerin son durakları cehennemdir. Bu hatadan vazgeçmezse, bu makas değiştirmektir. Hedeften sapmaktır. Dünyayı ahirete tercih edenler, Kur'an-ı Kerim'de şiddetli ve dehşetli tehdit edilmişlerdir. Dünyayı ahirete tercih edenler, riyakarlığa giderler dinimizin bazı emirlerini yerine getirirken bile dünyayı tercih etmişse insan ihlastan uzaklaşır. Artık dünyada bir makama, bir maksada ulaşmak için dindarlığa doğru gider. Bu ibadetin ruhunun sönmesidir. Bu tehlikeye doğru yürümektir. Onun için tercih ebedi alemdir. Terk edilmemesi gereken, Rızgımızın en güzel şekilde aranması gereken yer dünyadır. Arayacağız. Ama haramlara girmeyerek, farzlara dikkat ederek, kendimizle, ailemizle ve içinde yaşadığımız cemiyetle alakalı işlerimize Allah'ın emirlerine dikkat ederek ahireti tercih ettiğimizi, fakat dünyayı da terk etmediğimizi halimizle göstermemiz lazım ki namazda, oruçta zekatta ihlası koruyabilelim. Asıl adını koyacağım konunun şimdi. İnsan nasıl riyakarlığa gider? Ve bu riyakarlık nasıl namaza da sirayet eder? Allah korusun. Ma'un suresinde bu tehlikeye dikkat çekildiğine göre bu tehlikeyle ilgili biz dikkatli olmalıyız. Şimdi Risale-i Nur külliyatından Lemalar isimli eserde 19. Lemanın ismi İktisat Risalesidir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde israftan şiddetle uzak kalmamızı emrediyor. İktisatlı olmamızı emrediyor. İsraf nedir? Tarifi çok. En kapsamlı tarif benim dünyamda şu öğrendiğim. İsraf insanın dünyayı tercih etmesidir. Yüzünü dünyaya çevirmesidir. Elmas alabileceği sermayeyle elmas Ahiret temsil ediyor. Cam almasıdır. Cam dünyayı temsil ediyor. Her bir insanın hükümdar veya köle, hizmetkar, her an gidebileceği bu dünya cam mesabesindedir. Terk edilmemelidir. Fakat asıl hayat değildir. Asıl hayat ebedi hayattır. Şimdi insan yüzünü dünyaya çevirdiğinde, kendini israf eder. İnsandaki hissiyat ağırlıkla ve öncelikle merak heyecan şevk inat sevgi korku ve bütün maddi cihazlar eşyalar telefon internet araba bütün maddi ve manevi imkan ve kabiliyetler ve hissiyatımız öncelikle daima öncelikle ve ağırlıkla ebedi alem için kullanılmalıdır. Buranın hakkı Ahirete bağlı olarak, ahiretle irtibatlandırılarak dünya içinde kullanılmalıdır. İnsan son çıkan telefonu, yeni çıkan arabayı imkanı varsa ve almaya talipse merak edebilir. Fakat hak ettiği kadar merak. Esas merak edeceğimiz, Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatları, Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği ebedi alem, ölümle gidilen alemde nelerle karşılaşacağız, bunlar ağırlıkla öncelikle merak edilmelidir. İnsan yüzünü dünyaya çevirirse merakını israf eder. Sevgisini israf eder. Allah için sevmekten uzaklaşır. Korkusunu israf eder. Günahtan korkmayan, mikroptan depreme, her şeyden hayatını zehirleyecek şiddette korkmaya başlar. Tatlı korkuyu ayırıyorum. Allah'a sığınmaya vesile, kul e'unzu bi felak suresini okumaya vesile Korkuları kastetmiyorum. Korkmak fıtridir. Yemekte tuz ölçülü kullanıldığında yemeği tatlandırır. Fakat bir torba tuz yemeğe döküldüğünde beş kişilik yemeğe yemek zehir gibi olur. Korku insanın hayatını tatlandırabilir. Günahtan korkmalıyız. Gıybetten korkmalıyız. Yalandan korkmalıyız. Namazı aksatmaktan korkmalıyız. Allah'ın tesettürle ilgili emirlerini ve sınırlarını ihlal etmekten korkmalıyız. Allah'ın mülkünde, Allah'ın emanet ettiği vücudu kullanırken Allah'a isyan etmekten, Allah'a isyan ederek bütün mahlukatla manen çatışmaktan elbette korkmalıyız. Kırmızı ışıktan geçmekten korktuğumuz gibi, kırmızı ışıktan geçmekten korkmak aslında tatlı bir korkudur, gerekli bir korkudur. Ama günahlara girmek ateşe düşmektir. Daha dünyadayken manevi ateşe düşmektir. İşte bundan korkmalıyız. İnsan Dünyanın cazibesine kapılıp dünyanın hazır lezzetlerine aldanıp dünya ile münasebetlerini adil tanzim etmezse, beş vakit namaza dikkat ederek, haramlara yaklaşmamaya dikkat ederek, yaklaşmış ve düşmüşse derhal tövbe etmeye dikkat ederek, haramlardan vazgeçerek Allah'ın emrine dönmeye dikkat ederek, ahireti tercih ettiğini göstermezse bu insan kendisini israf etmiş olur. Bütün duygularını, hissiyatını israf eder. 19. lemada, lemalarda diyor ki, israf hırsı intihacı der. Esas konuya doğru gidiyoruz. Maun suresinde namazda riyakarlık yapanlar bu duruma nereden geldiler? Sonuçları anlamak için nereden gelindiğini merak etmek lazım. Adım adım büyük tehlikeye yürür insan hatada inat ederse. İnsan yüzünü dünyaya çevirirse, ahireti ihmal ederse, ahireti tercih etmesi lazımken ve bu konuda Kur'an'da mükerrer emirler varken, dünyayı tercih etinde insanın kalbinde manevi yangınlar başladığı halde, kaybetme korkusu mesela, buna rağmen dünyayı tercih etmeye devam ederse, bu insan hırslı olur. Artık kurallara uymadan, Allah'ın sınırlarına dikkat etmeden zengin olmak ister. Bir an önce zengin olmak ister. Meşru yollarla insan çalışır. Cenab-ı Hakk'ın verdiği zenginlik güzel. Zaten zenginlik izahı bir şey. Aslında kainatın özel olarak emrine verildiğini keşfeden insan hakiki zenginliği bulmuştur. Ayrı mevzu. Ona girmiyorum. Ama o bildiğimiz manadaki zenginlikte meşru yoldan Helal yoldan olması lazımken insan israf ederse kendini ve israftan da hırsa yuvarlanırsa bu riyaya götürür. Bahsettiğim yerde öyle geçiyor. Çok güzel bağlantıyı kurmuş ve izah etmiş. İsraf eden hırslı olur. Hırslı olan kanasız olur. Hırslı olan hep kaybeder. Kazandığında da kaybeder. Kazandıkları da başına bela olur. Kazandıkları kalbini ağlatırken nefsin aradığı rahatı dahi sağlayamaz. Hep kaybetme korkusuyla kalbi yanar, ruhu ağlar, nefsi tedirgin olur. Fakat hırsın en tehlikeli sonucu riyakarlıktır. Çünkü insanda hırs varsa artık insanları memnun etmeye, yükselmem için makam mevkide, zengin olmam için ticarette, insanlarla iyi geçinmeliyim adı altında insanları memnun etmeyi asıl maksat haline getirdi mi riyaya kapaşılır. Yani bir insanın hakkında güzel konuşup yüzüne karşı çıktan sonra kötülemek. Niye yanında güzel konuştun çıkınca kötülüyorsun? E mecburuz. Yükselmek için, ticarette zengin olmak için insanlara iyi darılmalıyız. Derse bir insan bu ahlak bozulmasıdır ya bu namazda da sirayet edebilir. Bu sefer namazda da riya. Allah'ın rızasını unutup namazda da gösteriş yapmaya o ticari münasebetlerdeki yapmacık ve suni hareketler makam ve mevkilere kavuşmak için insanlarla suni alakalar sevmediği insanı sevmiş gibi görünmek, arkasından kötülemek gibi ahlaki bozulmalar bir ahlak haline gelirse e namazda da riyakarlığa doğru gider insan haberi olmaz. O hatalar düzeltmezse bu namazda da sirayet edebilir. Dolayısıyla riyanın en önemli bir sebebi tek sebebi değil. En önemli bir sebebi hırstır. Yüzün dünya çevrilmesidir. O bakımdan namazda ve bütün ibadetlerde ihlası korumak ve geliştirmek için ahireti tercih etmeye asıl hayatın ahiret olduğunu hatırlamaya ama dünyanın da ahiretin tarlası olması sebebiyle Esma-i Hüsna'nın aynaları olmasından dolayı dünyanın da değerli olduğunu görmek, ahirete hazırlığın dünyada yapıldığını, bu manada dünyanın da çok sevimli ve kıymetli olduğunu bilmek, fakat hayatımızı yaşarken ebedi olanı ve ahiret tercih etmek ihlası korumak için elzemdir. O halde hırs, meşhur olmak isteği, makam mevki peşinde koşmak, fıtri seyrinde helal ve meşru yollardan rızık aramaktan uzaklaşıp bir an önce nefsin arzu ettiği şeylere, kaidelere uymadan kavuşma sersemliği riyaya götürür. İnsanlarla münasebette insanların teveccühünü beklemeye, insanların memnuniyetini kazanmaya insanı sürükler ki bu farkında olmadan farzlarda ve namazda da riyaya kapaçar. Allah muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak öğrendiklerimizi ihlasla yaşamaya çalışmakta hepimizi daim eylesin, muvaffak eylesin. İnşallah bir sonraki sohbetimizde ki o inşallah pazartesi günü 23.30'da Kevser suresindeki o müjdelerden, haberlerden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hakk'ın ihsanlarının her birimize bakan cihetlerinden bir sonraki sohbetimizde beraber okuyabildiklerimizi hatırlayalım, müzakere edelim inşallah. Subhaneke la ilme lena illa meallemtena inneke entel alimul hakim ve ahu en enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.